O kadar güzel ve yakışıklı. Bir o kadar peygambere benziyordu. İpekli sırmalı elbiselerle Mekke'de parmakla gösterilir. O Mekke sokaklarında yürüdüğü zaman Mekke'nin genç kızları pencerelere doluşur, onu izlerlerdi. Günde 5-6 evlilik teklifi alırdı. Ama onun kalbine iman nuru damlamış. Müslüman olacak. Resulullah'a yürüyordu Mus'ab bin Ümeyr. Kabe-i Muazzama'da. İşte Hacer-ül Esved'in karşısında Mus'ab. Kendine düşünüyor. Bu putlardan bize ne gelir? Kendilerine faydaları yok. Elindeki put yere düşüp kırılınca Mus'ab düşünmeye başlar. Bu put Tanrı olsaydı kendisini korurdu. Bu şüpheyle Resulullah'a koşar. Allah Resulüne gelir Mus'ab. Peygamber Mus'ab'a dua ediyor. Mus'ab bin Ümeyr Resulullah'a gelir. Allah Resulüne, ey Muhammed, senin inandığın Allah nasıl, bir anlatır mısın? Bizler Kur'an'ı okuyoruz. Ama Kur'an'ı okurken Rabbimizle nasıl konuşacağız? Onu anlamadıkça nasıl anlayacağız kardeşim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mus'ab bin Ümeyr'e Kur'an ayetleri okumaya başlar. Evet, ilk inen ayetleri okur. Mus'ab'ın kalbine hidayet nuru, iman nuru girmiş. Ve Mus'ab Müslüman oluyordu. Resulullah'a sarılıyor, ağlıyor. Ve Mus'ab bin Ümeyr o akşam eve dönecek. Büyük bir mücadele, sıkıntılı günler başlıyordu Mus'ab için. Eve geliyordu Mus'ab. Ve evin içerisine girdiğinde annesi ve babasına önce söylemedi Müslüman olduğunu. Sonra Mus'ab dua ederken onu kardeşi gördü. Putlarımıza neden tapmıyorsun ey Mus'ab? Sende büyük değişiklikler görüyoruz dediler. Ve Mus'ab peygamberimiz gibi dua ediyordu. Onun peygamber gibi dua ettiğini gören kardeşi bu durumu annesi ve babasına haber verdi. Mus'ab, ben Müslüman oldum ey anne ey baba diyordu. Sizler de Müslüman olun. Kendisini koruyamayan bu putlardan ilah olur mu? Ben Müslüman oldum. Ben huzur buldum. Peygamber bana cennet ve cehennemi anlattı. Bu dünyada yaşasanız nasıl yaşayacaksınız? Yarın huzur-u mahşerde cennet ve cehennem var anne baba. Siz de Müslüman olun, bir olan Allah'a inanın. Mus'ab'ın babası çılgına dönmüş. Ey Mus'ab, seni kırbaçlatırım, sus. Sen bizim atalarımızın dininden nasıl dönersin? Mekke'nin en soygu, en soylu, en zengin ailesiyiz biz. Ey Mus'ab, seni evlatlıktan reddederiz. Derhal eski dinine ve putlara tekrar dön. Mus'ab, hayır. Bu başım bu gövdemden gitse Mus'ab Muhammed'in yolundan daha ayrılmaz ey anne. Mus'ab'ın babası Mus'ab'ı kırbaçlayacak. İşte annesi onu tehdit edecek. Kardeşleri, ey Mus'ab, sen nasıl huzur bulursun? Bak, seni mirastan ve evlatlıktan reddedecek annem ve babam. Sen ki Mekke sokaklarında en pahalı elbiseleri giyen, herkesin hayranlıkla izlendiği kişisin. Bütün bunları reddediyorsun. Bu nasıl bir huzur? Mus'ab, istemiyorum. Eğer beni evlatlıktan reddedecekseniz edin. Malınızdan da bir şey istemiyorum. Mirasınızı da vermezseniz vermeyin. Ama beni bu yoldan döndüremezsiniz dedi. O anda Mus'ab'ın babası çılgına döndü. Hizmetçi kölelerini çağırdılar.
Mushab'ın ellerini ve kollarını bağladılar. Mushab'a kırbaç vuruyorlardı. Babasının gözü önünde. Ey Mushab dön, dön putlara diye. Mushab Allahu Ekber diye haykırıyor. Mushab'ı evlatlıktan reddettiler. Üzerinde eski, üzerinde giydiği elbiseden başka her şeyin elinden aldılar. Mirastan da seni yoksul ederiz. Sana düşünme zamanı veriyoruz dediler. Ve annesi ve babası onu kırbaçladılar. Ama Mushab denmeyecek. Resulullah'ın yanına gidiyordu. Allah Resulü Mushab'ı görüyordu. Mushab'ın başı yarılmış. Sırtında 30 kırbaç izi kabarmış. Omuzlarından o kırbaç izleri öyle yaralar açmış ki Mushab ağlıyor. Seni kim bu hale getirdi ey Mushab dedi Allah Resulü. Ailem ya Resulallah. Beni evlatlıktan reddettiler. Mirastan da mahrum bırakacaklarını tehdit ediyorlar. Peki sen ne yaptın ey Mushab? Ben hiçbir şey istemiyorum ya Resulallah. Beni yanınızdan bırakmayın. Ve Allah'ın Resulü çok iyi yetişmiş, ailesi onu zamanında iyi yetiştirmiş genç delikanlı Mushab tam bir öğretmen. Okuma yazmayı iyi bilen, güzel hitabı olan bir sahabiydi. Allah'ın Resulü Mushab bin Ümeyr'i Medine'ye gönderecekti. Çünkü o Mekke'de kalırsa işkence devam edecek. Akabe biatı. Abdullah İbni Revaha, peygamberimiz Taif dönüşü taşlandıktan sonra çaresiz kalınca bir mucize Akabe biatında 3 Medineli peygamberimize kucak açtı. Abdullah İbni Revaha onların başındaydı. Allah'ın Resulü Medine'den Mekke'ye gelen, o sene Kabe'deki putlara gelen Medinelilerden 3 kişinin çadırına girdi. Abdullah İbni Revaha ve 2 kişi daha. Orada işte Akabe biatı. Allah Resulü onlara Allah'ın bir olduğunu anlattı. Abdullah İbni Revaha onun peygamber olduğuna iman etti. Ey Muhammed, Medine'ye gelin. Allah'ın Resulü peki, ben Medine'de bu anlattığınız ayetler okuyacağım. Medine'ye hicret edin Akabe biatı. Mekke'nin Faranda dağlarında. Allah Resulü'ne öyle dedi. Medine'nin kapıları ve kalbi sana açık olacak ya Muhammed. Ama senden de bir söz istiyoruz dedi Abdullah İbni Revaha. Söyle dedi Allah Resulü. Sen de bizi asla bırakmayacaksın. Medine'yi İslam'ın kalesi yapacağız. Allah Resulü söz veriyor. Kanım kanınızla, canım canınızla ey Abdullah İbni Revaha, ey Medineliler diyordu. 3 Medineli peygamberimiz de Mekke'de o sene tavaf zamanında, o zaman müşrikler putlara tapıyordu. Akabe biatı gerçekleşiyor. Ve Allah Resulü Mushab'a dönüyor. Müjdeyle Ebu Bekir'e dönüyor. Baksana Mekke sokaklarında Allah Resulü'nü ablukaya almış Ebu Cehil ve Lehebler. Resulullah'ın evine taş atıyorlar. Evinin önüne Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in hanımı peygamberimizin evinin yoluna dikenli güller döşedi. Dikenler, pis dikenler döşediler ya. Peygamberimiz Akabe biatından mutlu mutlu dönüyor. Bir kapı açılmıştı Medine yolunda. Yesrib'e gidecek. Birer birer Müslümanları oraya gönderecek. Mushab işkence altında. Kırbaçlıyorlardı Mekke sokaklarında. Mushab ağlıyor. Ya Resulallah diyor.
beni kurtar. Mushab işkenceden kaçıyor. Gecenin bir vakti kendisine yardım eden köle zincirlerini çözüyor. Mushab Resulullah'ın kapısını çalıyor. Gizlice. Elleri ve kolları kan içinde. Allah Resulü Mushab'a baktı, ağladı. Ey Mushab, seni Medine'ye gönderiyorum. Bu gece hemen hazırlığını yap ve Medine'ye gidiyorsun. Oraya gidip orada İslam'ı anlatacaksın. Ayetler okuyacaksın. Mushab'ı Medine'ye gönderiyordu peygamber. Mushab her şeyi terk etmişti. Gençliğini, güzelliğini, mirası ve anne ve babasını. Çünkü putlara dönmeyecekti. O Medine'ye gidip İslam'ı tek tek orada anlatmaya başladı. Bir yıl sonra 10 kişiyle Mekke'ye geldi Mushab. 70 kişi Müslüman olmuştu Mushab'ın vesilesiyle Medine'de. 2 yıl sonra Mushab yine Mekke'ye geldiğinde 140 kişiyle geldi. 3. gelişinde zaten gelemedi. Mushab Medine'de İslam'ı anlatıyor. İnsanlar bölük bölük Medine'de hazırlık yapıyor, Müslüman oluyorlardı. Ve üçerli beşerli Mekke'den Medine'ye hicret ediliyor. Güçsüz ve zayıf olanlar gizli gizli hicret ediliyordu. Mushab orada öğretmendi. İslam'ı öğretiyordu. Her şeyini terk etti. Genç delikanlı Mushab. O istese o saltanatı bırakır mıydı? İstemedi onlar, istemedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün Mekke'de iman edenler Medine'ye hicret ettikten sonra kendisi de yanına Ebu Bekir Sıddık alarak Medine'ye gidecek ve Medine'ye hicret ediliyordu. Mushab bin Ümeyr Medine'de Allah'ın Resulü, ey Mushab, bak senin vesilenle kaç kişi Müslüman oldu. Şu Mushab'a bakın diyecek. Onu örnek gösteriyordu Resul-i Zişan. Müşrikler, Medineliler, Mekkeliler, Kureyşli ve Haşimoğulları Mushab'ı peygamberimize çok benzetiyorlardı. Hakikaten çok benziyordu. Yani tıpatıp aynısı desek bir elmanın yarısı gibi benziyordu kardeşlerim Mushab bin Ümeyr. O bir öğretmendi. O Allah'ın kelamı yüce Kur'an'a hizmet etti. Ayetleri okudu Medine'de Yahudiler, Müslümanları, müşrikler Müslüman oldu Mushab'ın vesilesiyle. O Kur'an'a hizmet ediyordu. Kur'an'ın sayfasına hizmet ediyordu. İslam'ı anlatıyordu Mushab Medine'de. Bizler bugün kardeşlerim hani diyoruz ya, Kur'an-ı Kerim'in anlamını öğrenelim diyoruz ya. Bugün dün başlattığımız ve bugün de devam edeceğimiz bütün insanlık Kur'an'ı anlasın. Yani okuma Arapçayla okursun ama anlamı ayrı. Kelime kelime Kur'an'ı anlasın ve faziletine dalsın diye dün başlattığımız hizmeti bugün de devam ettireceğim. Az sonra sizlere sunacağım Kur'an'ın Türkçe mealini. Şimdi Mushab Medine'de, peygamber Medine'de, Hamza Medine'de, Hamza anne nasıl da yürüyor Resulullah'a, nasıl da benziyor ay yüzlü Mushab peygambere. Anasını babasını, gençliğini, güzelliğini, zenginliğini bıraktı, arkasına bakmadı Mushab bin Ümeyr. İnanın o yaşadığı elbiseyle öldü, biliyor musunuz? İkinci bir elbisesi yoktu. Gül Ahmet, Gül Ahmet diye ağlıyordu. Ya Resulallah dedi bir gün, ben de şehit olur muyum? Allah'ın Resulü Bedir Savaşı'nda Mushab'ı İslam'ın sancaktarı tayin etti. Sen Medine'de Müslümanlığı öğrettin insanlara. Kur'an'ın kelamına hizmet ettin ey Mushab. Al Resulü gayret sancağı sana emanet. Sen İslam'ın sancaktarı oldun ey Mushab. Yarın cennette
Kur'an'a hizmet edenler, Allah'ın dinine yardım edenler, bu yolda hizmete katılanlar seninle olacaktır. Ey Mus'hab, müjdesini verdi Mus'hab'a. Mus'hab'la beraber olmak istemez misiniz? Evet. İşte Allah Resulü Mus'hab bin Ümeyr, İslam'ın sancaktarı. Bedir muharebesinde sancaktardı. Uhud'a kadar, Uhud'da Mus'hab'ın yıldızı parlayacaktı. Şimdi Mus'hab Uhud'da, biliyor musunuz? Orada geliyor bekleyenleri. Orada bekliyor gelenleri. Bir gün sancağı elinden sarsan Mus'hab, ya Resulallah, seninle göz göze geldim Bedir muharebesinde. O anda sancak elimden düşecekti. Sanki senin gözlerinde kalbime inen bir sıcaklık hissettim. Sancağı alıp inan müşriklerin arasına nasıl daldığımı anlayamadım ya Resulallah. Bakışlarından beni mahrum eyleme muharebe sırasında. Gözlerime bak ya Resulallah diyordu. Allah Resulü Mus'hab'a bakardı. Mus'hab'a taktik verirdi. Sancaktar olduğu için ileri geri sağa sola, ey Mus'hab. Mus'hab dönüyor, bak bak Resulullah'a bakıyor. Allah Resulü Mus'hab'a tebessüm mü ediyordu? Mus'hab Bedir'de aslanlar gibi çarpıştı Allah yolunda. Uhud'a kadar, Uhud'a. Bütün melekler Mus'hab'a hayrandı. Ve Uhud muharebesine kadar. İşte Uhud muharebesinde. Günlerden bir cuma günüydü. Bedir'den sonra, Bedir savaşından kısa bir süre sonra müşrikler Bedir'in intikamını almak için Uhud'a yürüyorlardı. Ve Uhud'da işte Mus'hab elinde sancak Uhud meydanında şu naraları atıyordu. Muhakkak ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Muhammed Allah'ın Resulüdür diyordu. Mızraka bürünmüştü. Peygamberin hemen önünde. Mus'hab Resulullah'ın önündeydi. Sağında Ebu Bekir ve Ömer, solunda Ali vardı. Ve Uhud savaşı öyle bir hal aldı ki, öyle bir kızıştı ki, Müslümanlar kazandığı savaşı Okçular Tepesi'nin o tepeyi terk etmesiyle kaybettiler. Ve sonra Mus'hab döne döne savaşıyor. Uhud savaşı öyle bir hal alıyordu. Allah Resulü Uhud dağının doğusunda mübarek çadırın önünde, ona taşlar ve kılıç darbeleri Resulullah'ın omuzlarında, Mus'hab Resulullah'ın önündeydi. Bir anda çember altında Müslümanlar, Mus'hab bin Ümeyr döne döne savaştı. Ve Mus'hab'ın sağ kolunu vurdular. Ağaç budar gibi kolu yana düştü Mus'hab'ın. Mus'hab sancağı sol koluyla tuttu. O anda müşrikler sol kolunu da parçaladılar. Sol kolunu da ağaç budar gibi budadılar. Amaç sancağı düşürmek. Mus'hab sol kolu da yere düştü. O anda sancağı göğsüyle tuttu Mus'hab bin Ümeyr. Resulullah o arada toz dumandan Mus'hab'ı göremiyor. Mus'hab bin Ümeyr iki kolları yerde, sancağı göğsüyle tutuyordu. Ve birdenbire Mus'hab'ın başı yerde. Mus'hab başını yere eğmiş, sancağı göğsüyle tutuyordu. Resulullah'ın gözünü arıyor, bakamıyor. O anda Enes radıyallahu an, ey Mus'hab Resulullah'a baksana. Allah Resulüne nasıl bakarım ben? Ben ona söz vermiştim, seni koruyacağım ya Muhammed. Onu koruyan iki elim yerde. Sancağı göğsümle tutuyorum. Ben ona söz vermiştim. Seni koruyacağım ya Muhammed demiştim. Onu koruyamıyorum artık. Nasıl bakarım gözüne? Döndü Mus'hab Resulullah'a bakıyor ama göremiyordu. Ve Mus'hab'ın başını eziyorlar. Sancağı başka bir sahabi alıyor. Mus'hab şehit düşmüş. Yüzüstü şehit düşüyor. Neden yüzüstü düştün? Eğer yüzüm sırt üstü düşseydim,
Müşrikler beni Muhammed'e benzetip Muhammed öldü diyecekler. O yüzden yüzüstü şehit düşüyor Musab. Sancağı başka bir sahabi aldı. Peygamberimiz Musab'ın şehit düştüğünden haberi yok. Savaş öyle bir kızışmıştı ki toz dumandan kimse kimseyi göremiyor. Musab'ın şehit düştüğünden habersiz peygamber. Musab'ın iki kolları yanda. Başını ezdiler. Sancağı başka sahabi aldı. Uhud'a razisi karıştı. Ve o anda peygamberimiz Musab'ı gördü savaşırken. Oysa Musab şehit düştü, nasıl olur bu iş? Bakın, peygamberimiz baktı ki Musab bin Ümeyr Uhud meydanında elinde sancakla hala savaşıyor. Ve peygamberimiz şöyle seslendi: ey Musab ileri, ey Musab ileri. O anda elinde sancağı olan sahabi döndü ve Resulullah'a şu cevabı verdi: ya Resulallah, ben Musab değilim, Musab şehit düştü. Peygamberimiz o anda anlıyordu ki melekler Musab'ın kılığında, Musab'ın suretine girmiş, hala savaşıyorlardı Uhud meydanında.